1963'te Bandırma'da Zübeyir abi ve Sungur abi dolaşırken 3 saat süren bir bant var. O banta biz gittik, elde ettik. Dönemli böyle bir teyipti. 2 saat Zübeyir abinin, 1 saat Sungur abinin. Orada Sungur abinin verdiği çok güzel bir misal var. Dünyevi hizmetle uhrevi hizmetin farklılığı şudur dedi. Tabii o anlatım tarzını anlatım. Bugün dedi, birinci kata attın. Yarın ikinci kata çıktın. Sonra müesseseyi açıyorsun. Dünyevi iş böyle değil mi? Yaptık, açtık. Uhrevi iş, uhrevi amel tuğlayı koyduğun an ahirete gidiyor. Aradaki fark bu. Bakıyorsun kaç kişiyiz? 80 kişiyiz. Yok 180 olacak abi. Olmadı. 180. Dünyevi iş oluyor bak. Dua makamında isteriz. Cenneti de isteriz. Çok kişinin de tanımasını isteriz. Ama maksat olarak yani 180 kişi oldu. Ha, hizmet oldu. O dünyevi amel oluyor. Aynı amelde. Ama Allah için hizmete geldiniz. Uhuvvet, kardeşlik, samimiyet, muhabbet, iman, Kur'an hakikatlerini, risaleleri okuyoruz. Tesanüt, muhabbet ediyoruz. Çayımızı içiyoruz, dağılıyoruz. Bak, uhrevi amel oldu. Ya şu olmadı. Şu olmadı dersen dünyevi oluyor. Aynı amelde ihlas kırılıyor. İşte üstad bunu ince bir şeyle. Bu deruni hisler ve ilhamlar beni hayretler içerisinde bırakıyordu. Herkesin hoşlandığı manevi makamatı ve uhrevi saadetleri amal-i salihayla kazanmak, bu yola müteveccüh olmak hem meşru hakkı olduğu hem de hiç kimseye zararı bulunmadığı halde ben ruhen ve kalben men ediliyordum. Rıza-i ilahiden başka fıtri vazife ilmiyene sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmet hususu bana gösterildi. Herkesin hayat işi mevde işi gücü olabilir. Cenab-ı Hak sana öyle bir saha açmış. Öğretmezsin. Güzel. Ya Rabbi ben bu sahada senin dinine hizmet etme niyetiyle cehd ediyorum. Bitti. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Bakkalsın. Tamam. Esnafsın. Tamam. Burada çalışıyorsun. Tamam. Niyet bu. İşte bu kanaatta çünkü şimdi bu zamanda hiçbir şeye alet ve tabi olmayan her gayenin fevkinde olan hakaik-i imani, fıtri ubudiyette bilmeyenlere ve bilmek ihtiyacında olanlara tesirli bir surette bildirmek, bu keşmekeş dünyasında imanı kurtaracak ve muannitlere kat'i kanaat verecek bir tarzda, yani hiçbir şeye alet olmayacak bir tarzda bir Kur'an dersi vermek lazımdır ki, küfr mutlakı ve mütemerrit ve inatçı dalaleti kırsın, herkese kat'i kanaat verebilsin. Bu kanaatta, bu zamanda, bu şartlar, bu şerait altında dinin hiçbir şahsi ve uhrevi, dünyevi ve manevi bir şeye alet edilmediğini bilmek de hasıl olabilir. İşte bizim bu fikriyatı yaymamız lazım. Böyle bazı zararlı cereyanlar milletin nazarını karıştırdı. Biz de bunu göstermemiz lazım. Şimdi son bölümde son bölüme geldik. Aziz kardeşlerim, bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-i ilahiye göre sırf hizmet-i imani yapmaktır. Sırf hizmet-i imani yapmaktır. Vazife-i ilahiye yani neticeye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı ne yapacağız? Sabırla, şükürle mükellefiz. Asıl mesele bu zamanın cihad-ı manevisidir. Manevi tahribatına karşı set çekmektir. Bakın ilk Emirdağ'da yazılan elden evvel mektuplara karşı. Bununla dahili asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Ahmet Feyzikul abimizin 6 dakikalık bir sohbeti var. Yani sesli olarak internette de var. Aranılırsa bulunur. Camide cumayı kılıyor. İmam bahsediyor Vaaz Efendi. İşte İslam'ın 5 şartından bahsediyor. Bir de devletimiz bir harp çıkarsa harbe gideriz. Bu da işte harptir, cihattır diyor.
Çıktım diyor, aradım diyor, bir esnafın dükkanında denk geldim diyor. Fakat oradaki onun edebi, sanatkarlı konuşması, ben onu ifade edemeyeceğim. Efendim diyor, o kadar güzel izah ederiz ki İslam'ın 5 şartını. Bir de devletimiz savaşa bizi davet ettiği zaman cihat etmek, yani düşmanla savaşmak için çıkmaktan bahsettiniz. Yani hocam diyor, cemiyetimizin düşmüş olduğu bu bozuk duruma hiçbir şey demeyeceğiz değil mi diyor. Evimizde giren çeşitli şeylere hiçbir şey demeyeceğiz değil mi diyor. Bu açılan İslam dışı yapılan tüm kurumlara, şeylere hiçbir şey demeyeceğiz. Bunlara karşı bir şey demeyeceğiz değil mi hocam diyor. Yani bunları görmeyeceğiz. Bunlar suç değil mi hocam diyor. İşte biz buna iman hakikatlerini izah eden kitapla mukabele ediyoruz. Kitabı okuyarak, uyanarak etrafımıza yaymaya, bu cemiyetin ıslahına çalışma niyetiyle buna hizmet ediyoruz. Kurtulsunlar diyor Üstad Hazretleri. Bitmiş. Bunun için biz hizmet ediyoruz. Bu vatandaşlarımız da her nevi anarşiden kurtulmak için, işte görüyoruz anarşinin durumunu. Ya hizmetimizin semeresi de bu olmuş oluyor. Kurtulsun. Kurtulsun. Kurtulması için. Ya biz ne olur bigane kalamayız. İşte bunun için bu yerler tutulmuş. Bunun için bu dersler yapılıyor. Bunun için bu kitaplar basılıyor. Bunun için kitaplar müzakere tekrar okunuyor, dağılıyor, veriliyor, tercüme ediliyor, dünyaya yayılıyor. Evet. Asıl mesele bu zamanın cihat-ı manevisidir. Çünkü onlar silahla bu vatana gelip bu hale getirmediler. Manevi akıl ve fikirleri kandırarak, aldatarak manevi tahribatına karşı set çekmektir. Bununla dahili asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Bir iki böyle cümle var. Benim vazifem hizmet-i imaniyedir. Muvaffak etmek veya etmemek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Allah'ın işidir deyip ihlas ile hareket etmeyi Kur'an'dan ders almışız. Dahildeki hareket müsbet bir şekilde manevi tahribata karşı manevi ihlas sırrıyla hareket etmektir. Dahildeki cihat-ı manevi, manevi tahribata karşı çalışmaktır. Maddi değil manevi hizmetler lazım. Onun için ehli siyasete karışmadığımız gibi ehli siyaset de bizimle meşgul olmaya hiçbir hakları yoktur. Şimdi abiler. Dahildeki hareket müsbet bir şekilde manevi tahribata karşı çalışmak. Manevi ihlas sırrıyla hareket etmektir. Şimdi abiler bir şey arz edeceğim. Latif nüktelerde var. Bu manevinin iki veçhisi var. Biri müsbet, imani, okuyarak, ilmi, müsbet, ikna ederek, şefkatle, müsamahla, akli delillerle, Risale-i Nur'u tanıtarak, İnsanlarla iyi bir davranış içerisinde yıkıcı, kavga edici tarzda değil. Bunu biliyoruz, bunu anladık. Resulullah Efendimiz'in bu ustaki tatbikatından manen latifi Rabbaniyeni çalıştırarak manevi hizmet nedir? Onu anlatmaya çalışacağım, onu okuyacağım. O hale. Şimdi bak bu zata. Hem bilirsin, 9. Reşe'den bir bölüm okuyorum tamamını. Küçük bir adam, küçük bir haysiyetle, küçük bir cemaatte, küçük bir meselede, münazaralı bir davada, hicapsız, pervasız, küçük fakat hacalataver, çekinilecek, utanılacak bir yalanı, düşmanları yanında hilesini hissettirmeyecek derecede teessür ve telaş göstermeden söyleyemez. Şimdi bak bu zata, pek büyük bir vazifede. Şimdi sünnet-i seniye bu. Bunları pek camilerde dinlemezsiniz. Resulullah Efendimiz'i tanımak lazım. Pek büyük bir vazifede, pek büyük bir vazifedar,
pek büyük bir haysiyetle, pek büyük emniyete güvene muhtaç bir halde, pek büyük bir cemaatta, pek büyük husumet, düşmanlık, hasımlık karşısında, pek büyük meselelerde, pek büyük davada nasıl davranmış? Pek büyük bir serbestiyetle, bila berva, hiç çekinmeden, bila tereddüt, hiçbir tereddüt, kuşku ve endişe duymadan, bila hicab, hiç etki altında kalmadan, telaşsız, samimi bir saffetle, büyük bir ciddiyetle, hasımlarının damarlarına dokunduracak şiddet, ulvi bir surette söylediği sözlerinde hiç hilaf bulunabilir mi? Hiç hile karışması mümkün müdür? Kella in huve illa vahdün ruha. Yani sen de davanda giderken net. Allah var, ahiret var, Kur'an hak, Resulullah'ın da asiyonun, üstad o davayı izletmiş, Risale'ı da ispat etmiş, bütün dünya karşı çıksa ben bunu okuyacağım, yayacağım. Hiç tınlamadan, hiç kimsenin etkisinde kalmadan her yerde fırsat buldukça akıl, şefkat, teknik, üstadımızın tarzı, müsbet bir hareket içerisinde anlatamasam bile kitabın ulviyetini tanıtarak vermeye, getirmeye çalışacağım. Bitti bu. Ay şu mu? Yok, tereddüt yoktur işte. Sünnet-i Seniyye'nin ruhu bu. Evet, bu hususta ayet-i kerime bize neyi gösteriyor? Ayet-i kerimeden okuyacağım şimdi. Bunu okumadan evvel sahabeler nasıl yapmış? Evet abiler. Neden Hilafet-i İslamiye Âl-i Beyt-i Nebevi'de takarrür etmedi? Halbuki en ziyade layık ve müstahak o Ehl-i Beyt'ten gelenlerdi. El cevap, saltanat-ı dünyeviye aldatıcıdır. Âl-i Beyt ise hakaik-i İslamiye'yi ve ahkam-ı Kur'an'ı muhafazaya memur diler. Başında ne okumuştuk Esat abi? Değil mi derste? İmam Ali'nin, Abdülkadir'in dairesidir bizim dairemiz. Biz de o dairede devam ediyoruz. Kur'an'ı muhafazaya memur idiler. Hilafete ve saltanata geçen ya Nebi gibi masum olmalı veyahut Hulefai Raşidin ve Ömer İbni Abdülaziz-i Emevi ve Mehdi Abbasi gibi harikulade bir zühdü kalbi olmalı ki aldanmasın. Halbuki Mısır'da Âl-i Beyt namına teşekkül eden Devlet-i Fatimiye Hilafeti, Afrika'da Muvahhidin Hükümeti, İran'da Safaviler Devleti gösteriyor ki saltanat-ı dünyevi Âl-i Beyt'e yaramaz. Âl-i Beyt'ten, Ehl-i Beyt'ten devlet başkanları çıkmış bu üç devlette, hep iç kavga çıkmış. Ne zaman başkaları geçmiş, hep dış düşmanla savaşmışız. Vazife-i asliyesi olan hıfz-ı dini ve hizmet-i imani onları unutturur. Halbuki saltanatı terk ettikleri zaman parlak ve yüksek bir surette İslamiyet'e ve Kur'an'a hizmet etmişlerdir. İmam-ı Azam'a bu kadılık, bu zamanki hem devlet, diyanet, hem hukuk, hem Adalet Bakanlığı kanunları çıkardı. Bütün eğitimi, yetiştirmeyi, insanlığı, bütün her şeyi sen yap diye teklif yapıyor Halife Mansur Şeriat İdaresi'nde. İmam-ı Azam ne diyor? Beni Fırat'a atmakla bu makam arasında serbest bırakırsan Fırat'a atılmayı tercih ederim diyor. İşte Ehl-i Beyt bu. Zindana atılıyor ve şehit oluyor. Şimdi desek ki kardeşim al işte eserler, işte kitaplar. İstediğin gibi yap idari. Hayır, benim boynumu kesse ben yapmam. Başkaları yapsın kardeşim, yapacak şey yok. Ben niye yapıyorum? Başkası yapamaz mı? 40 tane mühendis var, 40 tane hukukçu. Başkası yapamaz mı her şeyi? Ben mi yapacağım? Biz bu yolda devam edeceğiz. İşte Ehl-i Beyt'in yolu bu. Bu tarzda hareket etmek. İşte bak, Hazreti Hasan'ın neslinden gelen aktaplar. Bak, biat etmedi Hazreti Hüseyin Efendimiz.
saltanata biat etmedi. Biz Risale-i intisap ettik. Halifemiz belli, manevi halifeye bağlıyız. Bunları asla ve kata unutmayalım, layıkaları çok iyi okuyalım. Bilhassa Gafs-ı Azam olan Şeyh Abdülkadir Geylani ve Hazreti Hüseyin'in neslinden gelen imamlar, hususan Zeynel Abidin ve Cafer-i Sadık ki her biri birer manevi Mehdi hükmünde ne yapmışlar, demin okuduğum konuyla bağlanıyor. Manevi zulmü ve zulümatı dağıtıp, bizim de işimiz bu değil mi? Manevi ve manevi zulmü ve zulümatı dağıtıp Envar-ı Kur'aniye'yi, Kur'an'ın nurlarını ve hakaiki imaniye'yi neşretmişler. Biz de bunu yapıyoruz. Ceddi emcetlerinin birer varisi olduklarını göstermişler. Bitiriyorum. En sonunda ayette Rabbimiz nasıl hareket etmemizi söylüyor, onu okuyorum. La ikrahe fiddini katte beğenen rüştü cümlesi makam-ı cifri ve ebcediyle 1350 tarihine parmak basar, manayı işareyle der. Gerçi o tarihte dini dünyadan tefrik ile dinde ikraha, icbara, zorlamaya, mücahede-i diniye, dini savaşa, din için silahla cihata muarız olan hürriyeti vicdan ve hükümetlerde bir kanun-ı esası ve bir düstur-ü siyasi oluyor ve hükümet layık cumhuriyete döner. İşte 1928-29 ayet. Zorlama yok. O tarihte bu kanun koyuyor. Neden dolayı? Kattebeyene rüşt. Hak ve hakikat apaçık ortaya çıktıktan sonra zorlama olmaz diyor Cenab-ı Hak. Bakın şimdi, fakat ona mukabil manevi bir cihadı dini imanı tahkiki kılıncıyla olacak. Çünkü dindeki rüşt-i irşat hak ve hakikati gözlere gösterecek derecede kuvvetli bürhanları izhar edip açıklayıp tebyin ve tebeyyün eden, beyan eden, itirazsız bir şekilde ortaya koyan bir nuru Kur'an çıkacak diye haber verip bir lemayı icaz. İşte o nuru Kur'an'da o tarihlerde yazılan bir risaleydir. Kur'an'la hak ve hakikat olur. Apaçık beyan ediyor. Bu varken silahla cihat olmaz. Dahili cihat farklıdır, harici farklı. Bak dışarıda olur. Bu ölçüsü olmayanlar silahla cihat yaparlar. Bu ölçüsü bulunmayanlar olay çıkarırlar. Onun için üstadımız mesleğini müsbet hareket etmek, kitabı okumak, kitabın intişarına çalışmak, ihlasla hareket etmeyi okuduğumuz şekilde izah edilen bahisleri bakarsanız, sorarsanız buradaki abilere, kardeşlere sayfalarını veya layıkaları başından sonra tekrar ettikçe bizzat daha derin bir şekilde öğrenmiş olursunuz. Cenab-ı Hak kabul etsin, istifadeye medar bir şekilde tatbik edebilecek bir ihlasa cümlemizi sahip eylesin. Amin. El-Fatiha.